Merhaba efendim. İçel TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Değerli seyirciler, az önce İçel TV ekranlarındaydı. Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında hem Mersin'de yani yerelde hem ulusalda hem de uluslararası alanda ve olimpik zeminde Türkiye'ye, Türk milletine, Mersin'e üstün başarı getiren sporculara, takımlara, antrenörlerine yönelik bir ödül programı düzenledi, ödül töreni düzenledi ve biz de İçel TV'den sizlere canlı olarak aktardık. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı spor başarı ödül törenini ve tabii ki haber bültenlerimizde ayrıntılarına yer vermekle birlikte bir program halinde bu programın tekrarı bugün saat 19.30'da ve 22'de tekrar İçel TV ekranlarında olacak. Bütün spor dallarında Mersin'e, Türkiye'ye üstün başarılar getiren sporcuları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ödüllendirdi değerli seyirciler. Ve tabii ki bu ödül töreninde yapılan konuşmalarda da Mersin'de ve ülkemizde sporun bir adım hatta birkaç adım öne sıçrayabilmesi için neler yapılması gerekir konusunda da bazı fikirler ortaya konuldu. Tekrar ediyorum, ayrıntılar haber bültenlerimizde, ayrıca bugün saat 19.30'da ve 22'de program tekrar verilecek İçel TV ekranlarında. Ve efendim Mersin'de neler yaşandı son saatlerde kısa bir haber turuyla ekranlarınıza getirelim, sonra ana haberlerimize geçeceğiz efendim. Değerli seyirciler, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Orman Haftası dolayısıyla yapmış olduğu açıklamasında dünyanın en önemli sorunu haline gelen küresel ısınmanın etkisinin sona erdirilebilmesi için bol bol ağaç dikerek gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Toroslar Belediyesi olarak sağlıklı bir gelecek için yeşil alan miktarının arttırılması gerektiğini savunan bir yapı içerisinde hareket ettiklerini belirten Hamit Tuna, bu nedenle ilçemizde eğitim kurumlarındaki öğrencilerimizin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızla her yıl özellikle Dünya Çevre Günü ve Dünya Orman Haftası münasebetiyle hatıra ormanları oluşturuyoruz. Fidan dikim çalışmaları yapıyoruz. Amacımız doğa sevgisini çocuklara aşılamaktır. Tabii önemli olan dikmek değil, yaşatmaktır ağaçları. Bu alanlara sahip çıkmaları yönünde çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güveniyoruz. Çocuklarımızı sokağa değil, yeşile özendirmeliyiz dedi yapmış olduğu açıklamasında efendim. Diğer bir gelişme ise şöyle değerli seyirciler, Yaşlılar Haftası da aynı zamanda bugünlerde kutlanıyor. İşte Yaşlılar Haftası kapsamında değerli seyirciler, Erdemli Huzur Evi'nde kalan yaşlıların hazırladığı el sanatları ürünler sergiye açıldı Huzur Evi'nde. Erdemli Kaymakam Osman Taş'tan Erdemli Huzur Evi'nde düzenlenen törende yapmış olduğu konuşmada, gençlerin geleceğe umutla bakması için yaşlıların tecrübesine ve bilgisine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi ve Erdemli Huzur Evi'nde kalan yaşlılarımızın, annelerimizin, babalarımızın yapmış oldukları el sanatları ürünler huzur evinde sergileniyor. Lütfen bu sergiyi ziyaret edelim. Yaşlılar Haftası'nda değil tabii ki sadece, her zaman fırsat buldukça giderek büyüklerimizin hallerini, hatırlarını soralım. Onlarla lütfen ilgilenelim çünkü onların bizim şefkatimize çok ihtiyaçları var. Ki geçmişte de onlar aynı şefkati her zaman bize gösterdiler hiçbir bedel beklemeden diyoruz. Diğer bir gelişmeye geçiyoruz efendim, Tarsus'la ilgili. Ekranlarınızda da gördüğünüz üzere Tarsus Belediyesi artık elektrik üretecek. Şöyle ki efendim, hemen ayrıntısına geçelim. Tarsus Belediyesi boş duran semt pazarının çatılarına güneş enerji panelleri kurarak elektrik üretme kararı aldı. Tarsus'ta bulunan kapalı semt pazarlarının çatılarına elektrik üretimi için güneş enerji panelleri kuracak belediye, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can tasarruf sağlamak ve temiz enerji elde etmek adına konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan Can, 2,5 megawattlık lisansımızı aldık, 1 megawatt daha başvurumuzu ilgili yerlere yaptık. Lisansımız geldiği zaman 3,5 megawatt üretim lisansımızla Tarsus'taki sabit
semt pazar yerlerimizin çatılarında güneş enerjisi panelleriyle elektrik üretimine geçeceğiz dedi. Yapılacak çalışmayla sınırsız güç kaynağı olan güneşten faydalanma imkanı bulacaklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Çan, bu yolla hem belediyemizin elektrik masraflarını sıfırlamaya çalışacağız hem de elektrik üretiminden kurumumuzun bir gelir sağlamasına çalışacağız. Bu durum Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun dedi efendim. Erdemli'ye geçiyoruz Tarsus ilçemizden. Erdemli'de Halk Eğitim Merkezi'nde masörlük ve masözlük kursu açıldı dersi Ecep. Ve bu kursa 20 kursiyer şimdilik katılıyor. Kayıtlar hala devam ediyor. Kursiyerler 608 saat ders görecekler. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Okur, kurslarla ilgili yapmış olduğu açıklamada tatil beldelerinde masaj hizmetlerinin artmasıyla bu alanda iş yapmak isteyenler için açmış olduğumuz kursa ilgi büyük, ilgilenenlerin de müracaatlarını bekliyoruz. Mersin bir turizm kentidir ve turizm noktalarında masaj yaptırmak isteyen turistlerin sayısı her geçen gün artıyor ve ihtiyacı karşılayacak yetişmiş eleman bulmakta turizm tesisleri sıkıntı çekiyorlar. İşte biz de bu sıkıntıyı gidererek istihdama yardımcı olmak istiyoruz. Bu amaçla da bu kursu düzenledik bilgisini verdi. Lütfen bu kursa da Erdemli'de oturan vatandaşlarımız, hatta Erdemli'ye kolaylıkla gidip gelebilecek vatandaşlarımız isterlerse lütfen değerlendirsinler Halk Eğitim Merkezi'ne yapacakları müracaatla. Ve Mut ilçemize geçiyoruz efendim. Mersin'in Mut ilçesinde 33 MOBESE kamerası hizmetine devam ediyor. Mut Emniyet Müdürü Murat Günay, MOBESE görüntülerinin suçluların yakalanması ve delillerin elde edilmesi konusunda çok büyük fayda sağladığını belirtti ve şu anda Mut ilçemizde MOBESE sistemimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor diyen Günay devam etti sözlerine. İlçemizde iki çeşit sistem bulunuyor dedi ve bunlardan bir tanesi kablosuz sistem, diğeri ise kablolu sistem. Kablosuz sistemde 18 hareketsiz, 9'u hareketli olmak üzere toplam 27. Ayrıca Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından Mut ilçesine takviye edilen 2 tane hareketli, 3 tane hareketsiz sabit kamera olmak üzere toplamda 32 kamerayla ilçemizde MOBESE sistemi hizmet vermektedir. Ayrıca ilçe girişinde, Mut ilçesi girişinde bir adet PTS yani plaka tanıma sistemi de hizmetini sürdürüyor dedi Mut Emniyet Müdürü Murat Güney değerli seyirciler. Ve efendim tekrar Mut'la devam ediyoruz. Mersin'in Mut ilçesinde Orman Haftası nedeniyle İlkokul öğrencileri tarafından 200 fidan dikildi. Mut Orman İşletme Müdürü Serdar Kılınç törende yapmış olduğu konuşmada Orman Haftası dolayısıyla Mut Cumhuriyet İlkokulu öğrencileriyle Öğrenpınar mevkisinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek etkinliğin diğer okullarda da yapılacağını kaydetti. Törende öğrencilere şapka, kalemlik ve tişört hediye edildi. Mut Orman İşletme Müdürü Serdar Kılınç tarafından efendim. Ve Mersin'in Anamur ilçesine geldiğimizde Mersin'in Anamur ilçesinde Antalya-Mersin karayolu üzerinde bulunan ekranlarınızda gördüğünüz üzere otogar kavşağı yaklaşık 100 metre doğuya kaydırılarak yeniden oluşturuldu. Yeni kavşağın faaliyete geçmesiyle hem itfaiye kavşağı hem de otogar kavşağı hem de 19 Mayıs Caddesi'nin kavşağı kapatılarak D400 karayolunun bu bölgedeki şehir girişlerinde 3 adet yeni giriş noktası oluşturuldu. Buna göre tabii şehirler arası yolcu otobüslerinin giriş çıkış güzergahları da trafikte değişti efendim. Ve değerli seyirciler devam ediyoruz. Erdemli'ye geldiğimizde Mersin'in Erdemli ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yani TOKİ 40 ilde inşa edeceği 60 yurttan birini de Mersin'in Erdemli ilçesine yapacak ve bunun için de ilk kazma vuruldu. Erdemli ilçesinde 400 kişilik yurt ve sosyal tesis inşaatı çalışmaları başladı. Ve yurtta değerli seyirciler yurt 400 kişi kapasiteli olacak ve 76 kişi daha ekleme yapılabilecek bir 76 kişi daha barındırabilecek bir şekilde olacak. Yani aslında yurdun toplam kapasitesi 476 kişi olacak. 7 katlı olacak bu bina
ve 500 gün içerisinde bitirilecek. 2017 yılının Haziran ayına mütakip olarak tamamlanarak yeni 2017 yılının eğitim öğretim yılında hizmete başlamış olacak. TOKİ tarafından Erdem ilçesine yapılan öğrenci yurdu değerli seyirciler. Ve efendim spora gelelim. Hatırlayacaksınız Tarsus İdman Yurdu'nda, bir zamanlar Mersin İdman Yurdu'nda da teknik direktörlük görevinde bulunan Bülent Korkmaz'ın kardeşi Mert Korkmaz teknik direktörlük görevindeydi. Ama Tarsus İdman Yurdu'nu Mert Korkmaz ikincilik kırmızı gruptaki son sıradan yaptığı bütün çalışmalara rağmen kurtaramadı ve görevini bıraktı, istifa etti. Ve sonrasında Tarsus İdman Yurdu teknik direktörlük arayışındaydı ve ekranlarınızda gördüğünüz kişiyle teknik direktörlük anlaşması imzaladı. Erol Azgın'la Tarsus İdman Yurdu. Ve Erol Azgın 2010-2011 sezonunda PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da da görev almıştı. Tarsus İdman Yurdu yoluna Erol Azgın'la devam edecek ve umarız ki Tarsus İdman Yurdu küme düşme tehlikesinden uzaklaşır ve kümede kalır. Tıpkı Mersin İdman Yurdu gibi bizim temennimiz de o. Mersin İdman Yurdu'da değerli seyirciler Gaziantep karşılaşması sonrasında futbolcular izin aldı. Ve 3 Nisan tarihinde İstanbul'da Başakşehir deplasmanında Mersin İdman Yurdu top koşturacak. Ve peki son saatlerde Türkiye'de neler yaşandı? İzleyelim sonrasında beraberiz. Mardin'den acı haber geldi. Nusaybin ilçesindeki operasyonda bir asker şehit oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'nda iki ayrı patlama meydana geldi. Terör saldırısı olduğu belirtilen patlamada en az 14 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. İki patlamanın ardından bir patlama da metro istasyonunda oldu. Buradaki patlamada en az 15 kişinin öldüğü bildirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti grup toplantısında konuştu. Son günlerde artan terör olaylarına değinen Davutoğlu, ülkemizin istikbaline kimse zarar veremeyecek dedi. Başbakan konuşmasında taşeron işçilerle ilgili de bir müjde verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında son dönemde artan terör olaylarına değindi. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Bahçeli, Türkiye'nin saldırılar karşısında yıkılmayacağını söyledi. CHP grubu da Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP grup toplantısında Aylin Nazlı Ak'a sürprizi yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde terör olayları vardı. Osmaniye'de 3 ayrı yerde patlama sesleri duyuldu. Askeri eğitim alanı, sokak ve bir evin bahçesinde meydana gelen patlamalara Amanos dağlarından atılan Havanya'da roket mermilerinin neden olduğu belirtildi. İş adamı Rıza Sarraf'ın ABD'de hükümetin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlemek suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı. Rusya ABD'ye adeta meydan okudu. Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de ateşkesi ihlal eden gruplara karşı Rus kuvvetlerinin tek taraflı ateş açmaya başlayacağı duyuruldu. Değerli seyirciler, orman haftası içerisinde bulunuyoruz aynı zamanda ve bu vesileyle Orman Bölge Müdürü Abid Baca Mersin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ama öncesinde efendim İçel gündemi programı başlamadan önce Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılı sporda başarı ödül töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz bir konuşma yaptı. Neler söyledi Sayın Kocamaz? Bakalım efendim. Sayın Valim, değerli garnizon komutanımız, değerli federasyon başkanımız, çok değerli bürokrat arkadaşlarımız, saygıdeğer hazirun, sevgili gençler,
hanımefendiler, beyefendiler ve değerli basın mensupları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Aramızda bizleri uluslararası arenada temsil etmiş olan çok değerli sporcularımız ve spor yöneticilerimiz var. Yine spora çok büyük emekler veren sunucumuz Emre Tilev Beyefendi buradalar. Bugün burada Türk sporuna hizmet etmiş olan ve Türk'ün şanlı bayrağını göndere çektiren değerli sporcularımıza hak ettikleri ödülleri vermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Spor, insanları birleştiren, kaynaştıran ve milyonları içine alan en önemli aktivitedir. Spor, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişik kesimlerin aynı duygu ve düşünceler etrafında bir araya gelmesine imkan tanımaktadır. Milli futbol takımımız 2002 yılında Dünya Kupası'nda mücadele ederken tüm ülke yek vücut olmuştur. Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu halteri her rekor için kaldırışında ay yıldızlı bayrağımız göndere çekildikçe göğsümüz kabarmış, milyonlar aynı coşkuyu yaşamıştır. Bunun birçok örnekleri vardır. Değerli misafirler, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine ve Türk sporuna ayrı bir önem ve değer vermekteydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği değeri anlamak için ilerleyen günlerde büyük bir coşku ile kutlayacağımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na bakmamız gerekir. Milli önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği yolda Mersinlilere söz verdiğimiz gibi Mersin'i spor alanında da büyütmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mersin spor alanında gelişimi adına düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası spor müsabakaları ve organizasyonları ile Türk sporunun geliştirilmesi adına üzerimize düşeni layığı ile yerine getirmeye gayret ediyoruz. Değerli hazurun, Mersin'i yönetmeye talip olduğumuz zaman Mersin'i sporun başkenti yapacağımıza söz vermiştik. Sözümüzü tutmak için de 2 yıl gibi kısa bir zamanda uluslararası düzeyde düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, Tour of Mersin, Uluslararası Mersin Maratonu, Mersin Cup Challenger Tenis Turnuvası, Pro Beach Open Mersin Plaj Voleybolu Turnuvası, Atletizm Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Uluslararası Mersin Biriç Festivali, Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası gibi birçok organizasyon ile Mersin'in dünyaya tanıtılmasına vesile olduk. Türkiye'de yetişen değerli sporcularımızın katıldığı ata sporumuz olan güreşin yaşatılması için yağlı, kara kucak ve Greco-Romen dallarında güreş şampiyonaları düzenledik, organizasyonlara katıldık. Kadınlar Türkiye basketbol finali, satranç turnuvası, paletli yüzme kulüpler arası gençler Türkiye şampiyonası, Türkiye erkekler birinci voleybol ligi final etabı, Türkiye yamaç paraşütü hedef şampiyonası 3. etabı, bedensel engelliler Türkiye yüzme şampiyonası, offroad oyunları gibi birçok etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin en iyi şekilde tanıtılması için ev sahipliği yaptık. Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak adına 71 amatör spor kulübü
ve 1400 sporcuya spor malzemesi desteğiyle birlikte 71 amatör spor kulübümüze lisanslarının çıkarılması için nakdi yardımda bulunduk. Buradan geçmişte verdiğimiz bir sözümüzü de yineleyerek Mersin'de sporun geliştirilmesi için ilçe belediye başkanlarımıza bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. İlçe belediye başkanlarımız bizlere yeterli alanları gösterdiği takdirde biz o bölgelere değişik spor tesisleri kurarak Türk sporuna sürekli taze kan sağlayacak olan gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayalım istiyoruz. Zira spor gençlerimizi kötülüklerden koruyacak en önemli kurumdur. Kıymetli sporcular, Türk milletinin siz değerli temsilcileri bizleri spor alanında ulusal ve uluslararası arenada temsil ederek göğsümüzün kabarmasını sağlıyorsunuz. Üzerinize düşeni layığıyla yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Sizlerin bu çabalarına karşılık bizler de üzerimize düşeni yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla Türkiye'de bir belediye olarak ilk defa böyle büyük ve geniş bir organizasyonu düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli sporcular, Türk sporu çok zor bir dönemden geçmektedir. Gerek ulusal, gerekse amatör liglerde mücadele veren takımlarımız mali sıkıntılar yaşamaktadır. Mersin'in yönetimine talip olduğumuz andan itibaren söz verdiğimiz gibi her alana ve her kesime eşit hizmet vermek için çabalıyoruz. Şimdi siz değerli sporcularımıza destek olmak adına ve gençlerimizi spora özendirmek adına sizleri ödüllendirmek istiyoruz. 6 spor kulübü, 39 antrenör ve 84 sporcuya verilecek olan toplamda 391.486 TL değerindeki bu ödül ile tüm gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Bu ödüller siz değerli sporcularımızın ihtiyaçlarının karşılanması adına bir katkı sağlayabilirse biz bu kenti yönetenler olarak üzerimize düşen görevi yapma mutluluğuna erişeceğiz. Sevgili gençler, bir kez daha Türk sporunun daha ileri noktalara taşınması için çalışan siz değerli sporcularımıza başarılar diliyor. Bu mekanı şereflendiren tüm hazuruna bir kez daha saygılar, sevgiler sunuyorum. Değerli seyirciler, Sayın Kocamaz'ın konuşmasını vermeden önce dile getirdiğim gibi aynı zamanda Orman Haftası'nı yaşıyoruz ve Orman Haftası münasebetiyle Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca, Mersin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orman Bölge Müdürü Abit Baca, Orman Haftası programında Mersin Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ve basın mensupları katıldı. Orman Bölge Müdürü Abit Baca'nın 2015 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar ve 2016 yılı hedeflerini anlattığı toplantı, Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlendi. Mersin Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 işletme müdürlüğü, 44 işletme şefliği ve 1662 personelle hizmet verdiklerini belirten Abit Baca, Mersin'in toplam orman alanının 840.470 hektar olduğunu, bunun 380.029 hektarının verimli ormanlardan oluştuğunu söyledi. Ben de Ormancılık Günü'nde, Dünya Ormancılık Günü'nde saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hepinizin, ülkemizin, dünyamızın Ormancılık Günü kutlu olsun. Orman Bölge Müdürlüğümüz bildiğiniz gibi tek ili kapsamakta, Mersin ilini. Ancak tek ili kapsarken de alan olarak Türkiye'de 4. sırada büyüklükte bir ilimizdir, bölge müdürlüğümüzdür. Ancak tabii ki Torosların biraz kurak bir karstik yapıda olmasından dolayı da verimli ormanlık alanında biraz düşük var. Bu biraz da iklim yapısından kaynaklı.
yağmur, yıllık yağış ortalamalarıyla alakalı bir durum. İnşallah daha da ileri seviyelerde verimli orman oranını artıracağız. Mersin ormancısı, Cefakar ormancısı son 10 yılda, 12 yılda yaptığı ağaçlama çalışmalarıyla size bildiğiniz gibi yaklaşık orta dediğimiz ağaçsız alanlardan oluşan 25 bin hektarlık bir alanda ağaçlama yaparak bizim ormanlık alanımızı artırmıştır. Yaklaşık %3 civarında artırmıştır. Niye %3 ve 865 bin hektar diyoruz? Biraz önce 840 bin demiştik ormanlık alanımızı. Bizim 10 yılda bir envanterimiz yenileniyor normalde. Yani planlar, orman, Türkiye'nin orman varlığı kitabı var. Bu kayıtlardan, resmi kayıtlardan takip ediyor orman varlığı. Herkes kafasına göre orman varlığı açıklamıyor. Bizim de geçen yıl arazi envanterimiz, planlamamız bitti. Mersin ilindeki. Nisan-Mayıs aylarında planlarımız açıklanacak, gelecek. Bizim tahmin ettiğimiz ormanlık alanı şu anda kendi kayıtlarımıza göre 865 bin civarında. Bu rakam zannediyorum herhalde 865 bin, 70 bin civarında olacaktır. Nisan-Mayıs ayı geldiğinde sizlerle paylaşacağız bu alanı. Ortalama 80 kilometre civarında her yıl yeni yol yapıyoruz. Yine 100 kilometre civarında büyük onarım yapıyoruz. Yine bunların altyapı dediğimiz sanat yapısı, köprü, menfez dediğimiz altyapı çalışmalarında yaklaşık 100, bu sene 120 kilometre, 100 kilometre her yıl bunların yatırım yaparız. Mutlaka sadece köprüyü, karayolları yapmıyor. Bizler de ormancılar dere geçişlerini büyük vadilerde görmüşsünüzdür belki. Köprü de yapıyoruz. Her yıl bir adet köprü yapıyoruz. Geçen yıl bu köprü Bozyazı'da bir köprü. Fotoğrafta gördünüz. Yine Bozyazı'da bir adet de bu sene köprü yapacağız. Yine Orman Genel Müdürlüğü'nün köylerimize kırsal kalkınma için veren eli gülen yüzü, orköy kredileri, biz kırsal kalkınmanın desteklenmesine çok önem veriyoruz. Oradaki ormanlarda vatandaşlarımız olmazsa ormanları koruyacak kimse bulamayız. Bugünümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Belki çok bundan 30 yıl önce kırsal alan içerisinde çok yoğun insanlar vardı. Ama şu anda azaldığı için belki ormanları da biraz yeterince de belki koruyamıyoruz, sahip çıkamıyoruz. Yangın çıktığında söndürecek, müdahale edecek kişi bulamıyorsunuz. Yani ormanı insan korur, vatandaşımız korur. O bilinçte biz orada insanlarımızın kalkındırması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yaklaşık her yıl Mersin ölçeğinde ilimizde geçen yıl 3 milyon 700 bin civarındaydı. Yani 3,5 ile 4 trilyon civarında süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, arıcılık bir diğer alanda işte sosyal kredilerden güneş enerjisi gördüğünüz gibi krediler veriyoruz. Geçen yıl 170 aileye güneş enerjisi, ısı gün dediğimiz güneş enerji sistemi sağlamışız. Bunların tabii orada kalkınması için önemli. Değerli seyirciler, Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından başlatılan çalışmayla bakıma muhtaç, kimsesiz ve maddi durumu yerinde olmayan yaşlıların evde bakımlarını gerçekleştirmek amacıyla bir ekip kuruldu. Ekipte 8 çalışan bulunuyor ve bu kişiler bakıma muhtaç yaşlıların evlerini periyodik zamanlarda ziyaret ederek temizliyorlar, yemeklerini yapıyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar. Mersin'in Tarsus ilçesinde hayata geçirilen 3. Bahar Yaşlılara Saygı ve Temiz Evin projesi sayesinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Burada nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? İlk önce giriyoruz, izin istiyoruz temizlik yapmamız için. Beyefendi zaten çok olumlu davrandı. Zaten dedi çok ihtiyacım var dedi. İçeriye geldik. İçeri çok kötü bir durumdaydı. Çünkü her taraf ıslaktı. Kendisi tek başına yaşadığı için maalesef bazı şeyleri karşılayamıyor. Rahatsızlığından dolayı da. Biz ilk etapta çöpleri atmakla başladık zaten. Kendisinin izniyle her şeyi sorarak zaten hallediyoruz. Daha sonra çamaşırlarını aldık. Temiz yıkanabilir çamaşırlarını. Kullanmak istediklerini. Onları poşetliyoruz. Etiketledikten sonra, onları ayırdıktan sonra başlıyoruz temizliğe. Tabii her yaptığımız işte beyefendinin ya da hanımefendinin iznini alıyoruz. Tarsus Kaymakamlığı'nın himayesinde ilçe Sosyal Yardımlaşma veya Danışma Vakfı ile ilçe Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğinde başlatılan proje kapsamında kimsesiz ya da sağlık sorunları nedeniyle ev işleri ve kendi bakımlarını yapamayan yaşlılara destek sunuluyor.
Proje dahiline giren yaşlıların, maddi durumları kötü durumda olan vatandaşların evleri temizleniyor. Çamaşırları yıkanıyor, yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Belli aralıklarla hamama götürülüp haftada bir berber hizmeti veriliyor. Temizlik yapıyorlar. Evet, çok memnunum, çok. Allah razı olsun. Ama sana soruyorlar değil mi? Şöyle yapalım, böyle yapalım. Evet, evet. Ben hepinizden memnunum. Hepinize tamam. Allah hayırlı ömür versin. Tamam. Temizlik yaptık. Evet. Pencerelerimizi kenarlarından aldık. Kapılarımızı evet. Buzdolabımızı Buzdolabımızın içini gösterelim. Temizledik, dizdik. Kapılarımızı evet. Aynı şekilde, dolabımızı. Allah razı olsun. Elektrikli süpürgeyle temizledik. Çamaşırlarımızı aldık aynı şekilde. Koltuklarımızı temizledik. Evet. Proje işleyişini yerinde inceleyen Kaymakam Bekir Atmaca, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Füsun Kaleli ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kemal Yıldırım, hizmet verilen vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Projede asgari ücretle çalışan 8 kişiye de istihdam sağlanıyor. İlçemizde uygulanan 3. Bahar Projesi'ni yerine görmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu projenin amacı ilçemizde yaşayan, tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını evlerinde görmek amacıyla oluşturulmuş bir proje. Bu projeden ilçemizde 100'e yakın vatandaşımız faydalanmakta. Ayrıca huzur evinde kalan vatandaşlarımıza da bu proje doğrultusunda yaklaşık 50 vatandaşımıza bu proje doğrultusunda hizmetlerimiz devam ediyor. Bu projenin amacı şudur. Özellikle kendi başına evin işlerini, temizliğini, yemeğini yapamayacak vatandaşlarımızın evlerini temizliyor arkadaşlarımız az önce gördüğünüz gibi. Ve varsa çamaşırlarını alıyoruz ve bunları bizim merkezi bir sistemde yıkayıp, ütüleyip tekrardan geri getiriyoruz. Yine bu proje dolusunda vatandaşlarımızın haftanın 6 günü sıcak yemeklerini getiriyoruz. Çünkü çoğu yemeklerini yapamıyor. Biz vakıf olarak, kaymakamlık olarak bu vatandaşlarımıza sıcak yemeklerini de ulaştırıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması. Genel müdürlükten ödenek istemek suretiyle inşallah vatandaşımıza yaşanabilir diye demine çalışacağız. Allah razı olsun. Buranın tapusu kimin üzerine? Ablam gidiyor üstüne. Var mı tapusu? Tapusu da varsa mesela çok daha böyle yıkıp yeniden 25 bin liraya kadar devlet ödenek verebiliyor, destek verebiliyor. Değerli seyirciler, Mersin'de motosiklet çalan şebeke çökertildi ve yapılan operasyonla 9 kişi gözaltına alındı. Mersin'de motosiklet çalan 9 kişi polis tarafından yakalandı. Mersin'de Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde çalıntı bir motosiklet ele geçirdi. Yapılan parmak izi araştırmasında AK isimli şüphelinin izine ulaşan ekipler zanlıyı Toroslar ilçesine bağlı Turgut Türkalp Mahallesi'nde ara sokaklarda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan AK, arkadaşları 8 kişiyle birlikte 9 adet motosiklet çaldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine polis yapmış olduğu operasyonda diğer şüphelileri de yakaladı. Şahıslar Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen 3 motosiklet de sahiplerine teslim edildi. Yapılan bütün uyarılara rağmen yine telefon dolandırıcıları amaçlarına ulaşabiliyorlar. Mersin'in Tarsus ilçesinde Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 telefon dolandırıcısı yakalandı. Mersin'in Mut ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı. Mut Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Konya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyon sonucunda telefonla mağdur şahısları arayarak kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 20 yaşındaki HT ve 19 yaşındaki AT Mut Otogarı'nda yakalandı. Kendilerini hakim, savcı, polis, asker ve GSM abone merkezi yetkilisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslar üzerinde yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Ayrıca kol saati ve altın takılar da üstlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Girne mahallesinde müstakil bir evde çocuklar ateşle oynarlarken yangın çıktı. Ve
2029 sokaktaki müstakil evde yaşanan yangın evin etrafında bulunan ağaçlara da sıçradı ve kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde bulunan çocukları ve anneyi evden çıkardı. Evde söndürme çalışması yaptı ve evin yanındaki ağaçları da itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ev kullanılamaz hale gelirken evin etrafındaki ağaçların yanmasıyla diğer binalara sıçacak diye de korkan mahalleli rahat bir nefes aldı efendim. Ve devam ediyoruz. Değerli seyirciler, Mersin İdman Yurdu'na gelelim. Mersin İdman Yurdu'nda futbolcular izine gönderildi. 20 Mart Pazar günü Mersin Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 biten Mersin İdman Yurdu Gaziantep Spor maçının ardından milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirerek kalan 8 maçta düşme potasından kurtulmanın hesabını yapan Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktör Ümit Özat futbolculara 5 gün izin verdi. Takım 25 Mart Cuma günü toplanacak. Ümit Özat, oyuncularımızın kafasını toplamaları için böyle bir karar verdik. 5 gün sonra lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek 27. haftada Başakşehir'e konuk olacağız. İçeride kaybettiğimiz puanı bu maçı kazanarak telafi etmek istiyoruz dedi. Mersin İdman Yurdu 3 Nisan tarihinde İstanbul deplasmanında Başakşehir'le karşılaşacak. Yerel gazetelerimize de göz atalım efendim. Yerel gazetelerimizden ilk olarak bakacağımız gazete Mersin. Mersin gazetesi su krizi kapıda başlığını atıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü Dünya Su Günü'nü öğrencilerle birlikte kutladı diyor gazete ve devam ediyor. Öğrencilerle bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, dünyanın en stratejik ürünü bugün de yarın da su olacaktır derken, MESKİ Genel Müdürü Turgut Aybak, Türkiye'nin 15 yıl sonra su fakiri bir ülke olacağını dile getirdi. Ayrıntılar Mersin gazetesinde. Haberci gazetesine geldiğimizde haberci Silifke'nin ölüm fermanı başlığını atıyor. Haberin ayrıntısı ise şöyle efendim. Mersin'in Silifke ilçesindeki ölüm fermanı niteliğindeki kirli yatırımlara sessiz kalan siyasilerle idarecilere tepkiler çığ gibi artıyor. Mersin'in Silifke ilçesine çimento fabrikası kuruluyor diyor haberci gazetesi. Haberciden geliyoruz Hakimiyet'e. Hakimiyet gazetesi sürmanşetinde şöyle bir başlık atıyor. İşte tanıtım böyle olur diyor haberci. Tam bir ay sonra Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Antalya Expo Fuarı için 460 kilometre uzaklıktaki Mersin'e reklam levhası konuldu. Antalya'nın bu fuara ne kadar sahip çıktığını ve önemsediğinin bir simgesi olan yol tabelası Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önünde bulunuyor. Görenleri şaşırtan ve gülümseten levhanın fuarın sonuna kadar kalması bekleniyor. Ve Antalya'daki fuar için Antalyalı yetkililer Mersin'in Erdemli ilçesine Expo 2016'ya 460 kilometre var şeklinde bir tanıtım levhası koydular diyor hakimiyet ve tanıtım böyle olur diyor gazete. Hakimiyetle devam ediyoruz. Hakimiyet gazetesindeki diğer bir başlık ise şöyle: her yer durak. Kent Konseyi'nin ulaşım sorunlarını belirlemeye yönelik yapmış olduğu ankete katılanların %43'ü belediye otobüsleri haricindeki diğer toplu taşıma araçları için durak her yer görüşünde. Mezitli Kent Konseyi Başkanı Erkan Aktaş, ulaşımın bir kentin en önemli altyapı özelliklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bir kentte ulaşım şekli ve niteliği o kentin yaşayanlarına verdiği değerin bir göstergesi sayılabilir. Ülkeler geliştikçe daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşım olanaklarına sahip olurlar dedi. Belediye otobüsleri haricinde Mersin'in her yeri toplu taşıma araçları için durak diyor gazete. Ve efendim Yeni Güney'e geldiğimizde Yeni Güney gazetesi de çorak topraktaki bir ağaca, kurumuş ağaca yer veriyor ve Dünya Su Günü başlığını atıyor. Ve diyor ki Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Kumbur, Türkiye'nin günümüz teknolojisiyle değerlendirilebilecek yıllık su potansiyeli 112 milyar metreküptür.
Bu değer suyumuzu plansız kullandığımız takdirde her an için su sıkıntısı çekilebileceği anlamına geliyor dedi, diyor. Yeni Güney gazetesi de suyu tasarruflu kullanalım diyor. Yeni Güney'den Çukurova'ya geldiğimizde aynı konu Çukurova'da da yer alıyor. Su sıkıntısı çekebiliriz. Dünya Su Günü'nde önemli bir uyarı geldi. Bu konu önemli, uyarılar da ciddi değerli seyirciler. Lütfen gazetelerden de takip edelim. Ve Çukurova gazetesinden Güney'e geldiğimizde Güney gazetesi Türkmen Dağı saldırı altında başlığını atıyor ve diyor ki Bayırbucak bölgesindeki şiddetli çatışmalarda savaşırken yara alan 6 Türkmen Mersin'de tedavi altına alındı. Ayrıntılar İçer TV haber bültenlerinde ve gazetelerde diyoruz ve Güney Gazetesi ile yerel gazetelerdeki haber turumuzu da burada noktalayarak İçer Gündemi programımızı sonlandırıyoruz. Mersin'le ilgili bütün ayrıntılar İçer TV'de. Bizde kalın, hoşça kalın efendim.